Merhaba arkadaşlar, Falzenberg kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar bugün çok farklı bir konseptle birlikte olacağız. Konsept ne mi? Mum falı bakacağız arkadaşlar. Birazdan anlayacaksınız zaten bakım yaptığım noktayı. Çok duymak isteyeceğiniz şeyler bunda olacak arkadaşlar. Çok nokta atışta olacak ve birbirine bağlantılı çok konunuz olacak. O yüzden sonuna kadar lütfen izleyin. Sonrasında kafanız karışmasın arkadaşlar. Kafa karışıklığı yaratmasın diyorum. Hazırsanız, rezon olduysanız başlayacağım. Şu anda ben sizin alnınıza dokunacağım. Alnınızdan titreşimleri alacağım ve hayatınıza göre yorumlamalar yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım inşallah. Evet. Şimdi biraz kurusun, kurumasını bekleyeceğim. Bir kadın var. Bu kadın sizin arkanızdan çok konuşuyor ve çok sinsi bir kadın. Özellikle ilişkinize müdahale etmiş olabilir bu kadın. İlişki yaşamınıza müdahale etmiş olabilir bir kadın. Çünkü bir erkek dolduruşa getirilmiş. Bakın, iki kalp birbirinden ayrı kalmış ve bir erkek dolduruşa getirilmiş. Açıkçası çok karamsar. Bakın, bin türlü soru işaretleri var kafasında. Bu erkek şu anda ne yapacağını bilmiyor. Ciddi anlamda onu mu dinlesem, bunu mu dinlesem, şunu mu dinlesem ikilemleriyle kalmış durumda bir erkek var ve bu erkek sürekli birilerinden sizin hakkınızda laf duyuyor. Buradaki kadın kişisi de bu erkeğin hayatına bağlantılı, aynı zamanda sizin hayatınıza bağlantılı bir kişi olabilir. Hani o kadar çok sıkıntıya maruz kalmışsınız ki artık hani böyle bir şeylerin olmasını istiyorsunuz. Çünkü çok durgunluk göstermiş bir süreç içerisinden geçiyorsunuz. Bu sürecin açıkçası tamamlanmasını istiyorsunuz, tamamlanmasını bekliyorsunuz. Fakat hiçbir şekilde bir ilerleme yok şu anda. Bu erkek kişisi veya kadın kişisi diyebiliriz. Çok kalabalık bir çevreye sahip. Ciddi anlamda çok yoğun çalışmakta kendisi. Açıkçası bir çıkış yolu aramakta. Yani bir karamsarlık durumu var. Ciddi anlamda karamsarlık yaşıyor kendisi. Ciddi anlamda da bir çıkış yolu arıyor. Ama bulamıyor. Ve bu dolduruşa getiren kişi yaşlı bir kişi olabilir. Yani yaşlı bir insan olabilir. Size yaklaşmaya çalışıyor bakın. Bir suret onu sanki böyle geriye çekiyor. Bir işlem onu sanki böyle geriye çekiyor. Üzerinde tılsım veya negatif şeyler olabilir bu erkeğin üzerinde arkadaşlar. Kesinlikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü gönlü, fikri, aklı sizde fakat bir anda böyle sizden geri çekiliyor. Bir anda bir şey bu insanı sizden geri çekiyor. Açıkçası sizin aklınızdaki soru işaretleri bir türlü de çözülmek bilmiyor. Çünkü yani bir anda bu şekilde olamaz diyorsunuz. Kendinize bunu yediremiyorsunuz veya olmaz yani olmaması gerekiyordu böyle diyorsunuz mesela. Bazı şeyleri kabullenemiyorsunuz. Özellikle ciddi anlamda para konusunda bir durgunluk yaşıyorsunuz. Size bu durgunluğu yaşatan kişi de iki tane insan.
İki tane, bir tanesi sizden büyük, bir tanesi de sizin yaşlarında. Sizin yaşlarınızda bir insan. Bu durgunluğu size yaşatıyorlar iş hayatında. Aynı zamanda siz bu iş hayatıyla ilgili durumlarda bir karar verecekmişsiniz zamanında. Kararınızı hatta vermiş de olabilirsiniz. Fakat bu karardan sizi caydıran bir olay yaşanmış. Bu olayda biraz aşk hayatına bağlı, biraz aşk hayatına bağlı. Diğeri de insanların söylemleri, yani kötü söylemleri üzerine de olmuş olabilir. Çünkü hep zaten böyle yanlış yönlendirmeler üzerine yola çıkmışsınız ki bu yolda şanssız olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama hiçbir şekilde öyle değil. Aslında kapılarınız sonuna kadar aralıklı, açık. Siz bazı şeyleri böyle değerlendiremiyorsunuz veya başkalarının sözüne daha çok böyle itimat ediyorsunuz veya o ne der, bu ne der diye yaşayarak hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ya bunlar sizin hayatınıza zaten belli problemler yaratmış ki zaman içerisinde hala da yaratmaya devam ediyor. Ve yaratacak da, yani bu düşüncelerden bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Evet. İsminde, soy isminde R harfi olan ve G harfi olan bir kişi var burada. Tamam mı? İsminde, soy isminde R veya G harfi olan bir insanın sizin hayatınızla ilgili bir analiz yapacağını, bu analiz üzerine sizi tekrardan bir, sanki yapamadığınız, askıya aldığınız, bıraktığınız bir iş varsa, kariyer konusunda, para konusunda, korktuğunuz, böyle adım atamadığınız bir şey varsa, sizi bu konuda hayata döndürecek bir R harfinde veya G harfinde bir insan olabilir. İsminde, soy isminde. Ya bu insanın sayesinde böyle bazı şeyleri ele alacaksınız. Çünkü zaman içerisinde yapamamışsınız zaten. Böyle eline attığınız her şey böyle elinizde kalmaya başlamış. Ne yapacağınızı bilemez hale gelmişsiniz. Ve ilişki hayatınız sizi apaçık bir şekilde bazı şeylerden alıkoymuş. Ama artık bazı şeyler için bir hareketlenme olacak. Çünkü gözünüz açılmış artık. Çevrenizdeki insanların da hani ne olduğunu biliyorsunuz. Ona göre de bir adım atacaksınız. Fakat size çok adaletsiz davranılmış zamanında. Zamanında grup halinde, böyle grup halinde size adaletsiz davranışlar olmuş, iftiralar olmuş, hakaretler olmuş. Siz bunlara maruz kalmışsınız. Kendinizi bir yandan açığa çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Kendinizi bir insanlara böyle kanıtlamak istiyor olabilirsiniz. Ve bu süreçte çok yorulduğunuzu görüyorum. Adaletsiz davranılmış çünkü size. Ve bu süreçte siz kendinizi ispat edeceğim diye çok yorulmuş bir ruh hali içerisinde bulunuyorsunuz. Ciddi anlamda çok gözyaşınız var. Çok gözyaşınız var ve bu gözyaşlarını bir türlü dindiremiyorsunuz. Fakat size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Ciddi anlamda çok güzel bir haberim var. Bunu da videonun sonunda vereceğim, bu haberi. İçiniz pekisin, ruhunuz rahatlasın diye. İnşallah, hadi bakalım şöyle ilerleyelim. Boğa burcu olabilir veya terazi burcu olabilir. Bir insan var burada. Bu insana dikkat edin arkadaşlar. Çevrenizde bulunuyor bu insan. Tamam mı? Boğa burcu veya terazi burcu olabilir. Çevrenizde bulunuyor. Sizden bir takım şeyler istiyor böyle, ama yavaş yavaş istiyor. Ya diyor ki mesela, şu eksiğim var, şu eksiğimi tamamlar mısın? Veya şu kadar para eksiğim var, şu eksiğimi tamamlar mısın? Sürekli söyle böyle sizden bir şeyler istiyor. Yani aslan atılmaz, satsan satılmaz diyorsunuz belki, ama bu insan zamanı gelince böyle size bir hamle yapacak. Ve bu hamleden biraz yaralı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok dikkat edin. Çevrenizdeki insanlara özellikle çok dikkat edin. Çünkü bazıları menfaat üzerine sizinle birlikte oluyor olabilir. Sizin fikirlerinizi almak için sizinle birlikte oluyor olabilir. Çünkü çok zeki bir insansınız. Kendinizden başka herkese böyle destek oluyorsunuz. Fakat kendi hayatınız söz konusu olduğunda ilerleme kaydedemiyorsunuz. O yüzden sizden yararlanacak, İşi bittiğinde böyle hamlesini yapacak gibi görünen bir kişi bu. Dikkat edin arkadaşlar. Ya zaten dediğim gibi bir adaletsizlik durumu olmuş size karşı. Mahkemede olabilir bu, mahkeme süreci de olabilir.
Eşinden ayrılmış, ayrılma aşamasında olan kişiler de olabilir. Bir mahkeme veya adaletsizlik üzerine giden bir şey var. Ciddi anlamda bu sıkıntılı süreci bir şekilde halletmeye çalışıyorsunuz. Adaletsiz davranılan noktalarda. Evet, iki tane böyle iş kapısı açılmış size. Fakat böyle tam anlamıyla onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım seçenekleri arasında kalmış olabilirsiniz. Bir tanesi böyle sanki çok istediğiniz bir işmiş ama bir sorun var ve bu sorunu çözemiyorsunuz. Yani büyük bir iki tane kapınız var. Bu kapının bir tanesi size açılmış fakat siz bunu belki de göremiyor olabilirsiniz. Bunun önemini bilemiyor olabilirsiniz veya korkuyla bu işe yaklaşıyor olabilirsiniz. Yani bir işi yapmak istiyorsunuz fakat bir yandan da böyle yapmak istemiyorsunuz. Sanki bir şey size engel oluyormuş da sizi böyle çekiyormuş da o şeye gitmemenizi sağlıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama tam anlamıyla böyle bazı şeyleri artık ele alsanız daha iyi olur diyorum. Çünkü durgunluk gösteren bir hayatın temeli içerisindesiniz arkadaşlar. Ki zaten bu falda eziyenin niyeti ne olduğu için, zamansız zamanı olduğu için yani kendi üzerinize inşallah hani böyle uymayanı alırsın, uyan alırsınız, uymayanı da evrene gönderirsiniz diye düşünüyorum. Sağ tarafınızda veya sol tarafınızda olabilir. Çok böyle sizi sıkan bir ağrı olacak ve bu ağrıdan çok şikayetçi olacaksınız. Yani ciddi anlamda sol veya sağ tarafınızda böyle omzunuza çöken bir şey olacak. Yani bu sizi biraz çok zorlayacak. Ya bu neden oluyor acaba? Dediğiniz bir şey olacak. Hatta bununla ilgili bir böyle sağlık müdahalesi içerisinde bulunabilirsiniz. Ama bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Yani bununla ilgili. Diz kapaklarıyla ilgili sorun yaşayanlar var. Böyle diziyle ilgili ciddi anlamda böyle kireçlenmeler, ne bileyim romatizmalar, ağrılar, sürekli böyle sanki bir bıçağın batması gibi sıkıntılar yaşayanlar var ve göğüs daralması özellikle çok var. Bunlara dikkat edin, bir an önce önlemini alın diyorum ben. Bir yolculuğunuz olacak fakat yolculuğunuz çok hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Çok ani bir haber alacaksınız. Bu haber kötü bir haber değil. Sizi sevindiren bir haber olacak. Apar topar böyle eşyalar toplanıyor, bir yere gidilecek. Gidilen yerde böyle sanki düğün yeri olabilir. Böyle neşeli bir şey, yani bir şey olacak ki siz bu yere gideceksiniz. Güzel bir şey olacak. Böyle de bir mutlu, müjdeli bir haberiniz olacak. Apar topar böyle topluyorsunuz eşyaları, bir yere gideceksiniz. Ve aynı zamanda böyle ev değiştirme fikri olanlar var. İşte ev mi alsam, şunu mu yapsam, şunu yapsam diye ikilemde kalmışlar var. Bunlar için de şu anda zamanı değil. Biraz daha beklesinler. Çünkü uygun bir zaman değil. Tam anlamıyla tarih verecek olursam Nisan ayının 12'sinde, 13'ünde, 14'ünde yapabilirler bu işlerini. Eğer yapmak istiyorlarsa. Anlaşılamayan veya ne bileyim böyle bir belge konusunun verilmiş olduğu ama geri dönüşünün alınmamış olduğu bir iş veya bir proje olabilir sizde. Ve bu projeyi emin olun başka türlü farklı seçeneklerde tekrardan bir belge halinde yaparsanız emin olun kazanacaksınız diye umuyorum. Şu andaki bulunduğunuz belge işleminden bir geri dönüş alamayacaksınız. Ama mahkemesi olan kişiler mahkemesi çok hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Özellikle ayrılmış, boşanmak isteyen, boşanma mahkemeleri, arsa, tarla, tapan mahkemeleri varsa bunlar da sonuçlanacak arkadaşlar. Demiş olalım. Ve şöyle müjdeli haberi verelim isterseniz. Müjdeli haberimiz şu. Bu ah ettiğiniz kişinin sevdiğiniz insanın sizi bırakmış, sizi ya yolda bırakmış, sizi hakaret etmiş insanın böyle hani o kadar çok gözyaşı gördüm ki hani cidden hani bir tane iki tane değil. Çok fazla gözyaşlarınız var ve bu gözyaşlarınız böyle yüzünüzü ya ciddi anlamda temizlemiş ve bu insanın hayatına bir zulüm olarak dönmekte arkadaşlar. Yani ahınız tutuyor. Ahınız çok hızlı bir şekilde tutacak ve bu insanın hayatı çok kalabalık bir şekilde, yani baş edemeyeceği işler ön plana çıkacak. Para konusunda
Yani ciddi anlamda böyle eksilişler yaşayacak ve aşk konusunda da kısmetinin kapanacağını söyleyebilirim. Yani bu insana sen bu insandan ayrıldıktan sonra veya o insan senden ayrıldıktan sonra çok mutlu bir şekilde böyle hayatına devam etmiş olabilir ama artık bazı ahlarınızın artık gerçekleşeceği zaman dilimi gelmiş diyorum arkadaşlar ve bakımımı da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum Mumfalı. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize cuma gününden iyi tatiller, iyi haftalar diliyorum. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuzdan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın diyorum.